önemli olduğundan dolayı İslam düşmanlarının da saldırıları bir nebze bu kaleye yöneliktir. Ve aileye huzur getirecek olan İslam'dır. Aslında İslam'ın kavramsal anlamı da budur. İslam esenliktir, mutluluktur, huzurdur, nurdur, sürurdur. Nihayetinde İslam aileye girdiği zaman İslam güneşi ailede doğar. Bir yönüyle mutluluk, huzur, nur aileye yansır. Küfrün girdiği ve etkili olduğu ailede de İslam'ın verdiği tüm kavramların veya tüm değerlerin, o tüm yansımaların tek tek eridiğini, yok olduğunu görmekteyiz. Seni Allah ve rahmet kılanı. Onlar deliyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semaya haşret kaplıyordu. Sen Allah diyordun, arşa Allah titriyordu. Dünyaya hükmeden dünya görüşü, ideoloji, sistem, neyse fikir, ne hükmediyor şu anda? Modernite hükmediyor, modernizm. Ki bu parada işte kapitalizmle veya işte liberalizmle, normal hayatta sekülerizmle, işte inanç alanında ateizmle, deizmle, agnostizmle destekleniyor. Veya işte aile alanında feminizmle destekleniyor bu modernite. Bunun böyle değişik dalları var. Eğitimde rasyonalizmle, pozitivizmle destekleniyor. Yani bu tek bir parçadan oluşmuyor. Parçaların birleşimi bu görüş, modernizm. Modernizm, yani şu an dünyaya hükmeden anlayış, ideoloji, aileyi nasıl görüyor, kadını nasıl görüyor, İslam nasıl görüyor? Adem ile Havva dedik. Yahudilik ve Hristiyanlık Havva'yı mahkum ettiler, değil mi? Havva'yı dediler ki yasak ağaçtan, o yedirdi. Dolayısıyla suçlu kimdir? Suçlu kadın. Kadını suçladılar. Deterjandan daha düşük, sakızdan daha düşük, arabadan çok çok daha değersiz bir ne malzemesi? Vitrin malzemesi, bir reklam malzemesi, bir satış nesnesi, basit bir malzeme, basit bir varlık. Kim yapıyor bunu? Modern Avrupa yapıyor, modernite yapıyor. Feminizm diyor, feminizm, her şey kadın, kadın en üstte. Peki hangi kadın? Müslüman kadın mı? Hayır. Müslüman kadın, feminizm Müslüman kadınla ilgilenmez. Hangi kadın? Ateist kadın. Hangi kadın? İslam'dan uzaklaşan kadın, seküler kadın. O feminizmin, feminizm Müslüman kadınla asla ilgilenmez. Asla ilgilenmez. Şimdi bakın, Avrupa dedik, yani günümüzde her şey ayan beyan ortada. Modernizm, bakın modernizm insanı tüketme rejimidir, insanı bitirme rejimidir. İnsan derken kadını bitirme sistemidir, erkeği bitirme sistemidir, çocuğu bitirme rejimidir. Yani modernite zaten bir tüketme ideolojisidir, bir bitirme ideolojisidir. Şu anda modernite Amerika'yı bitirmiştir. Avrupa'yı bitirmiştir. Şu an Amerika'da insan yok. Avrupa'da yani Norveç'te insan yok. Oraya giden, inanın oraya giden Müslüman halklardan başka orada insan yok. İçi boş varlıklar var. İçi boş. İçi boş varlıklar var. Yani ailesi olmayan, eşi olmayan, modernite kadını da bitiren bir düşünce. Dolayısıyla biz ne kadar onlardan uzak dursak o kadar var olacağız. O kadar var edeceğiz kendimizi, eşimizi, çoluk çocuğumuzu var. Onlardan ne kadar uzak dursak var edeceğiz. Erkek emretmede, tahakküm ve kontrol altına almada, zaman zaman sınırları unuturken kadın ise gösteriş ve desinler tavrında yerin ölçüyü kaçırır. Devam edin. Kadın üzüntülü iken kendini iyi hissetmek için konuşmak isterken unuttu. Nereden başladı? Erkek onu fark etmedi ki. Erkek tıraş olmuş, çok güzel bir tıraş olmuş, geliyor içeride oturuyor, bekliyor ki kadın bir şey söylesin, yani ya tıraş mı oldun, saatler olsun desin filan. Kadının umurunda değil, yemek karıştırıyor.
Erkek yanından geçiyor, su içiyor. Kadın yemek karıştırıyor. Ya bak şu adama, şu adama bak. Ya bir tıraş olmuş, bir de ki saatler olsun, ne güzel olmuşsun diye. O da fark etmiyor. Yani eğer bir sıkıntımız varsa, aşamıyorsak, o sıkıntı bizim için bir fırsattır. Ne fırsatıdır? Allah katında kadınlardan daha iyidir. Devam edelim. Kadınların %90'ında nesnelerin boyutlarını, koordinatlarını, oranlarını, hareket ve coğrafyasını zihinden vermeyelim.